Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu güzel orkide var yanımda. Artık bildiğiniz gibi özel günlerde en çok hediye edilen türlerden biri orkideler arkadaşlar. En çok orkideler böyle görüntüsüyle, ihtişamıyla bizi büyülediği için en çok hediye olarak aldığımız çiçekler orkideler oluyor. Bu şekilde bir hediye orkide geldi bana da. Ben de bu orkide gelmişken yeni alınan orkidelerle ilgili sizlere kısaca bilgi vermek istedim. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Özellikle yeni gelen orkideler, yeni hediye olarak gelen orkidelere nasıl bakmamız gerekiyor? Ne şekilde bakarak sağlıklı bir şekilde yetiştirebiliriz gibi çok fazla soru alıyorum. O yüzden böyle kısa bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Mesela yeni gelen orkidelerde özellikle bu tomurcuklarda dökülme söz konusu oluyor. Öncelikle buna değinmek istiyorum arkadaşlar. Şurada tomurcuklarını görebilirsiniz. Bu orkide bana birkaç gün önce geldi. Ama gördüğünüz gibi bakın şu tomurcuklar boşaldı artık. İçlerindeki çiçekler döküldü. Tomurcuk halinde olan orkideler özellikle uçlarında tomurcuklar varsa sıcaklık farkından dolayı böyle tomurcuklarda dökülmeler, sararmalar söz konusu olabiliyor. Buna maalesef engel olamazsınız. Tek yapabileceğiniz şey orkideleri genellikle yetiştiriciler, üreticiler 15 ile 25 derece aralığında bakıyorlar. Ama bizim evimize geldiğinde orkideler eğer evimiz çok fazla sıcaksa veya çok fazla soğuksa maalesef bu tomurcuklarda dökülmeler söz konusu olabiliyor. Genellikle tomurcuklardaki dökülmelerin en bariz sebebi bu arkadaşlar. Bu çiçeklerdeki dökülmeler de aynı şekilde. Bakın bu orkide aslında çok yeni ama çiçeğinde maalesef dökülmeler söz konusu oldu. Çünkü şu an bulunduğum yer biliyorsunuz ben Alanya'da yaşıyorum ve bulunduğum yer çok fazla sıcak. Yaklaşık burası 40 derece olunca bu tomurcuklar maalesef çiçekler kısa bir süre içerisinde dökülmeye başlıyor. Bu aslında benim evimde bu şekilde yetişseydi, çiçek açsaydı böyle dökülmezdi. Ama sıcaklık farkından dolayı olarak bu meydana geliyor. Yani üreticiler bildiğiniz gibi ser ortamlarında bunlara çok farklı şekilde bakıyorlar. Sulamayı ona göre ayarlıyorlar. Bundan kaynaklı olarak evimize geldiğinde tabii biz aynı şartları evde uygulayamıyoruz. O yüzden bu şekilde sararmalar meydana gelebilir. Mümkün olduğu kadar, elinizden geldiği kadar siz de buna orkidenin adapte olabilmesi için yine 15 ila 25 derece aralığında bir ortama orkidenizi koymaya çalışın. Yapmanız gereken öncelikle bu. İkinci olarak değinmek istediğim şey, bakın bu şekilde yapraklarda sararmalar. Yeni alınan orkidelerde özellikle yapraklarda sararmalar da meydana gelebilir. Şu alt yapraklarda sararmalar meydana geliyor ve bakın bu şekilde çektiğinizde kopuyorsa özellikle alt yapraklarda olduğu sürece sıkıntı yok. Ama sararma şu üstten başlıyorsa, şu özellikle orta yaprağa sararmaya başlıyor ve aşağıya doğru gidiyorsa bu mantar hastalığı demektir. O zaman da orkidenin üst yaprakları kendiliğinden kopmaya başlar. Mantar hastalığı çok tehlikeli bir hastalık arkadaşlar. Bir kere mantar hastalığına yakalandığında orkide hiçbir şekilde kurtulmuyor. O zaman da yapmanız gereken buradan üst kısmı komple koparmak, kesmek. Kestiğiniz zaman özellikle bu köklere inmediyse hastalık, köklerinden yine sağlıklıysa kökleri keyiki vererek yeni bir orkide elde edebilirsiniz. Ama mantar hastalığı varsa dediğim gibi çok sıkıntılı bir durum. Hemen kesmeniz gerekiyor. Kestiğiniz yere de tarçın sürün. Şu kısımdan mesela kesip çok fazla hastalığın daha fazla aşağılara doğru inmesini engelleyebilirsiniz. Ama genel olarak bu sararmaların sebebi de yine sıcaklık farkından kaynaklı oluyor arkadaşlar. Yine mümkün olduğu kadar evinizin ortamını, sıcaklığını ayarlamanız gerekiyor. Sonraki değinmek istediğim şey kökler ve saksı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kökleri çok çok sağlıklı bir orkide bu. Bakın kökleri gayet iyi. Herhangi bir köklerde herhangi bir problem yok. Bolca kökü olan bir orkide bu. Şimdi buna herhangi bir müdahale yapacak mıyım? Yani saksını değiştirecek miyim? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum bakın bunda orkidenin içerisinde muhtemelen sünger var ama bu bizim saksını değiştireceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü gördüğünüz gibi bu orkide çiçekli bir orkide arkadaşlar. Çiçekli orkidelerde saksı değişimi yaptığımızda orkide biraz daha böyle ortamdaki adaptasyon sürecinde olduğu için bir de saksı değişimi yaptığımızda orkide bundan etkilenecek ve çiçeklerini tamamen dökecektir. O yüzden kesinlikle bu aşamada saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Sulama yapabilirsiniz. Mesela az az bir miktar sulama yaparsınız. Daldırma sulama ama bu aşamada yapmanızı tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü
Kökünde muhtemelen sünger vardır bu bitkinin. Sünger olduğunda ve biz daldırma sulama yaptığımızda o sünger bütün suyu emiyor. Ve özellikle süngerin bulunduğu o iç kısımdaki köklerin hepsi çürümeye başlıyor, sararmaya başlıyor. O yüzden kesinlikle daldırma sulama yapmayın. Bir miktar buradan spreyle veya üst kısımlarına spreyle sulama yapabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında spreyle sulama çok çok iyi gelecektir ama şu orta kısma tabii ki su gelmemesine dikkat edin. Çünkü orta kısımda su aldığında bitki mantar meydana geliyor ve bitki çürümeye başlıyor. Saksının dibinde su kalması önemli mi? Bakın saksının dibinde su kalması ile ilgili çok fazla soru alıyorum. Bir miktar saksının dibinde su kalması orkide için herhangi bir engel teşkil etmez. Ama yine de içiniz rahat etmiyorsa, saksının dibinde su varsa hemen saksının dibinde kalan suyu dökebilirsiniz arkadaşlar. Peki sulama yaparken nasıl sulamanız gerekiyor? Neye göre sulama yapmalısınız? Hemen onu da kısaca göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kökler tamamen yeşil. Bu şekilde kökler yeşil olduğu sürece sulama yapmanıza gerek yok demektir. Bakın şu üst kısımdaki kökü görüyor musunuz? Bunun rengi ile şunun rengi arasında çok fark var. Bakın bunlar üst kısımda kaldığı için beyaz ama alt kısımdakiler yeşil olduğu için alt kısımdakileri göre sulama yapmanız gerekiyor. Yani bu alt kısımdakiler yeşilse şu an buna sulama yapmanıza gerek yok demektir. Ama alt kısımdaki kökler de yine bu şekilde beyazlarsa o zaman sulama yapmanın vakti gelmiş demektir. Bir miktar sulama yapabilirsiniz. Yine köklerin rengine göre kökler bu şekilde grileştiyse alt kısımdaki kökler o zaman yine sulama vakti gelmiş demektir. Ama üst kısımdakilere bakarak sulama yapmayın. Her zaman özellikle bu alt kısımdaki köklere bakarak sulama yapın. Özellikle saksının içerisinde olunca hani bunlar daha böyle yeşil kalıyor ve sık sık sulama yapınca köklerde özellikle çürüme meydana geliyor. Genellikle köksüz orkidelerin temel sebebi de bu. Çok fazla sulama yaptığımız için çürüme meydana gelebiliyor. Bir de özellikle bakın şu üst kısımlar hava aldığı için biraz da kökler böyle daha iyi gelişiyor ve daha çok böyle beyazlaşıyor. Ama alt kısımlarda pek hava da almadığı için kökler özellikle yeşil kalıyor. Hemen suya gerek duymuyor o yüzden. Bir de normal toprak mesela genelde bu şekilde toprak kullanılıyor. Dikiciler bu şekilde üreticiler kullanıyor ama bazıları da yeni yapılan özellikle yeni dikilen çiçeklerde, orkidelerde sünger kullanımı da çok yaygın arkadaşlar. Süngerli olan orkideler de var. Genel olarak tamamı süngerli olan orkideler. Tamamı süngerli olan orkidelerde de yine durum aynı. Kökleri gözlemleyin. Köklerin rengine göre sulama yapabilirsiniz. Ama yine aynı şekilde özellikle süngerli olan orkidelerde saksıda hiçbir şekilde su bırakmamaya çalışın. Çünkü sünger çok fazla suyu emiyor. Ve onu kesinlikle daldırma sulama yaparak yine sulamayın. Sadece bir miktar böyle üstten çok az. Mesela belli bir oran belirleyin arkadaşlar. Mesela bir çay bardağı bir oran belirleyin. Bir çay bardağını işte kaç günde bir verebilirsiniz. Onu bir gözlemleyin. O aralığı kendiniz ayarlayın. Buna göre sulama yaparsanız daha uygun olacaktır. Tabii ki ben bunun süresini söyleyemem. Çünkü mesela diyelim ben Alanya'da yaşıyorum. Burada ben haftada bir ya da 5 günde bir sulama yapıyorum ama İç Anadolu'da yaşayan veya Karadeniz'de yaşayan, daha farklı iklimlerde yaşayan veya farklı ülkelerde yaşayan kişilerin sulama oranları değişebilir. Çünkü bu iklime göre, sıcaklığa göre farklılık gösterecektir. Siz bunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Her zaman köklerini kontrol edeceksiniz. Yeşilse sulama yapmayacaksınız. Bu şekilde iç kökleri, saksının içindeki kökler bu şekilde beyazladıysa o zaman sulama yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi üst kısımlardaki köklerin beyaz olması bu önemli değil lütfen. Son olarak besin konusuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Çiçekli bu şekilde yeni alınmış bir orkideye besin vermeniz gerekir mi? Bence gerekmez. Çünkü zaten çiçekli orkide daha fazla bunun hani güce ihtiyacı yok bu aşamada. Sadece su bu orkide için yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın kökleri gayet iyi durumda. Sadece su ile bu orkideye bakım yapabilirsiniz. Ama genel olarak orkidelere besin vermek isterseniz de evde yapabileceğiniz doğal besin takviyelerini deneyebilirsiniz. Kanalımda onunla ilgili de birçok video mevcut arkadaşlar. Denemek isterseniz videoları izleyerek oradan tarifleri uygulayabilirsiniz. Hazır bitki besinleri de tabii ki kullanabilirsiniz. Ben genellikle almış olduğum daha önceden orkideler için veya diğer çiçekler için almış olduğum orkide besinlerinden veya normal çiçek besinlerinde hiç memnun kalmadığım için maalesef bu şekilde kendi tariflerimi uygulamaya başladım. Ama elbette ki sizin beğendiğiniz, memnun kaldığınız bir besin takviyesi varsa
Elbette ki onu kullanmanız avantajlı olacaktır. Orkideleriniz için ya da diğer çiçekleriniz için faydalı olacaktır. Bugünlükte anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Elimden geldiği kadar kısaca değinmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olabilmek için de kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de varsa bana yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye çalışırım. Ayrıca yorumlara yazdığınızda farklı kişilerden farklı fikirler de alabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla, hoşça kalın.